Sayın Baydar, siz hem markanızı tanıtacaktınız. Evet. Buyurun. Evet. Önce teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için, hem de zaman ayırdığınız için, değerli vaktinizi. Ben çok kısa marka Fony ile ilgili belki bilgi vererek başlamak istedim. Sonra yönlendirmelere göre, aslında sizin öğrenmek istediğiniz ya da sormak istediğiniz şeylere göre interaktif gitmesini tercih ederim. Marka Fony sadece bilgi anlamında 2008 yılında Türkiye'de yolculuğuna başlamış bir marka. 4 kişiydi başladığında, 400 kişiyiz bugün. Dünyanın 3. büyük e-ticaret şirketinin Türkiye'deki yatırımıyız. Yaklaşık 7 milyon üyemiz var. Yani Türkiye nüfusunun önemli bir kısmı üyemiz. %80 kadın müşterilerimiz var. Satışlarımızın %80'i kadın müşterileri. Satışlarımızın %30'u İstanbul'da. Geri kalan %70 İstanbul dışında. Bunun dışında da bizi açıkçası daha sonra söyleme fırsatı olmaz ama dünyamızı değiştiren, yatırımlarımızı yönlendiren önemli şey açıkçası mobil. Satışlarımızın ve trafiğimizin de şu anda %62'si mobilden geliyor. Dolayısıyla açıkçası dijital bir platform olarak hani genel anlamda Marka Fony bilgisi vermek istedim. Onun dışında konuyla ilgili senin yönlendirmelerin ve duyurmak istediğin sorular varsa ona göre hareket edelim istiyorum. Peki, ben isterim ki böyle konuşmanın sonuna doğru sizin de kafanıza takılanları sorabilelim. İlk önce bir sohbetimize başlayalım. Sizinle başlayalım. Şimdi biraz önce Tolga Bey dedi ki kendi hedef kitlenizi iyi izlemek ve okumak zorundasınız. Buraya geleceğiz. Bunu detaylandırmak isterim. Nasıl okuyorsunuz hedef kitlenizi ama dijitalde marka yönetimi ve itibar diyoruz. Sizce hangisi daha önemli? Şimdi bizim için yani biz Sefa Merve ailesi olarak baktığınızda şu anda Türkiye'de tüm brandler arasında ikinci durumdayız. Türk Hava Yolları bir, yani sosyal medyada baktığınızda Türk Hava Yolları bir, biz iki. Yaklaşık 4,5 milyon kadın üyeye sahibiz. Yaklaşık da işte 3 yılda bu noktaya geldik. İşte 50 ülkede ihracat yapıyoruz. Aslında gelirimizin de %32'si şu anda tamamen yurt dışından geliyor. Biz bunları nasıl yapıyoruz? Aslında şimdi dünya bu marka yönetimi ve sosyal medya yönetimi öyle bir hale geldi ki ben real olan akademik tarafını değil real olanlarından bahsedeceğim biraz. Dünyada bu tamamen şu anda yani bizde de bir kısım yapay zeka ve sinir ağlarıyla yürütüyor. Yani sentiment analiz dediğimiz işte kelime analizleri, resim analizleri, müşterinin profili, müşterinin resminden hatta ne kıyafetler giydiği. Tamamen biz bu tarafa dönmüş vaziyetteyiz. Müşterinin aldığı yorumlar yani Facebook'ta yaptığı yorumları bizde yapay zeka ve yapay sinir ağlarında müşterinin hislerine olumlu mu olumsuz mu ilk başta nasıl davranıyor yani memnun halde mi memnuniyetsiz mi bütün bu kanallarda test ediliyor fakat dünyada şöyle bir değişim var biraz önce Tolga Bey bahsetti grupladı ama gruplar öyle tek başına decision tree şeklinde yani bu insan olumlu ya da olumsuz şeklinde değil artık %40 olumlu %60 olumsuz. Veya %20 iyi hissediyor, %80 kötü hissediyor kendini gibi. Artık biraz yapay sinir ağları ve fuzzy logic bu işin içine girdikten sonra bu marka algıları kesin net bir kare içerisinde sınırlı bir alandan alan olmaktan çıktı. Birbirine girişik vaziyette, ne kadar anlatabiliyorum bilmiyorum ama bu birbirine girişmiş durumda şu anda. Biz de bunları yani bizim zaten en büyük ilk çıkış sebebimiz dedik ki biz bir marka algısı oluştururken tamamen şeffaf bir platformda oluşturalım bu markayı. Yani Sefa Merve'nin Facebook'ta bir sayfa üzerinde oluşmasının sebebi bu. Hem muhafazakar insanları burada sosyalleştirelim, sosyalleştikleri gibi ihtiyaçlarını yazsınlar ve herkese paylaşsınlar, kendi sorunlarını yazsınlar. Biz buradan bir data elde edelim, ondan sonra bu dataya göre pozisyon alalım. Baktığında ikinci durumda da markanın arkasında hiç gizli saklı bir şey kalmasın. Tamamen şeffaf bir marka algısı oluşturalım. Amacımız buydu. Biz tamamen bu yönde ilerlemeye başladık. Şimdi şöyle biraz önce konuştuk. Markanın ölçümlemeleriyle bizim kendi ölçümlemelerimiz arasında baktığınızda inanılmaz böyle farklı oluşmaya başladı. Yani geleneksel ölçümlemelerle bizim sosyal medyadan aldığımız ölçümlemeler arasında inanılmaz farklar var. Bunun hangisine göre hareket ediyorsunuz? Bilmiyoruz. Çok ortalama gitmeye çalışıyoruz. Aslında şöyle... Biraz oradan biraz buradan. Biraz önce yine Tolga bahsetti. Bir metin yazacaksınız. Biz mesela minimum 4 metin yazıyoruz. 4 metin yazıyoruz. 3'er bin kişi üzerinde test ediyoruz. Gelen feedbacklere göre
4,5 milyona o metni açıyoruz. Bu yaş aralığında da böyle, metinde de böyle. Bütün dataları, yani hiçbir data aslında İlker'de de aynı durum söz konusu, trail baktığında ölçmeden hiçbir şekilde direkt olarak mecraya sunulmuyor. Aldığımız feedbacklere bakıyoruz, feedbacklere göre bir karar veriyoruz, ondan sonra yolumuzda ilerliyoruz. Genelde ölçümler bu şekilde.